De Nesrin Nas'a hemen dönelim. Sayın Nas, siz nasıl okuyorsunuz? Yani neden şimdi ve bu hamle neye yol açtığıya ilişkin Fikret Bey'in yorumunu dinledik. Bir süre önce de Sayın Kılıçdaroğlu şöyle demişti, işte CHP'yi sokağa çıkmaya kışkırtmak isteyenler var, davet etmek isteyenler var ama oyuna gelmeyeceğiz demişti. Peşinden böyle bir hamle gelmesi dikkatinizi çekti mi Sayın Nas? İster istemez dikkat çekiyor tabii. Ancak bu iktidarı biraz tanımışsak, iktidarın aslında bu adımları ve bundan sonra da bunu dahi unutturacak yeni adımları atacağı konusunda benim hiçbir kuşkum yok. Çoğu kişinin de kuşkusu olduğunu zannetmiyorum. Çünkü bir rejim tahkimi yapıyor. Yani bu rejim tahkiminde biz yeni bir aşamaya geçtik. Bu rejim tahkimini yaparken iki şey yapıyor. Yani bunlardan bir tanesi sürekli olarak Türkiye'yi anayasanın, yasaların ve normların dışına çıkararak orada bir boşluk oluşturup o oluşturduğu boşluğu kendi idari kararlarıyla dolduruyor ve yeni bir hukuk oluşturmaya çalışıyor. İkincisi bunu yaparken mümkün olduğunca itirazları önleyebilmek için de siyasetin alanını tamamen kapatıyor. Yani kendi dışındaki siyasi partilere bu alanı kapatıyor. Bununla da yetinmiyor. Aynı zamanda sivil topluma da siyasetin alanını kapatıyor. İşte bu son işte baro düzenlemesi, yapma girişimleri, işte bütün sivil toplum örgütleri ve odalar ve meslek odaları ile ilgili düzenlemenin şeyi de o, yani gerekçesi de o. Çünkü bu geldi Fikret Bey, işte ekonomik krizle ilgili şeyleri söyledi. Bunları tekrarlamaya gerek yok ama yani durum bugün içinde bizim gördüğümüzden çok daha vahim. Çünkü iktidar aslında elindeki rakamlara baktığında gerçek rakamların ne olduğunu, neleri yapabileceğini, neleri yapamayacağını çok daha iyi görüyor. Ya yani bütün bunları karşı yapabildiği şey o zaman itirazı mümkün olduğunca yok edecek bir ortamı oluşturmak. Yani bundan sonra rıza üretmesi mümkün değil. Bu rızayı üretemeyeceği için de zorla rıza üretmeye çalışacak. Onun için de siyasetin alanını kapatacak. Onun için kamusal tartışma ortamını yok edecek ve siyaseti bütünüyle bir polemik üzerinden götürmeye çalışacak. Çünkü polemik üzerinden yapılan siyasetin dönüştürücü gücü kalmaz, zayıflar, orada zayıflar. Şimdi tam da işte Fikret Bey dedi, muhalefeti bir yere doğru sıkıştırdı dedi. Evet, bir tarafa doğru ittiriyor, bir köşeye doğru. İşte burada muhalefetin o alanı kendisine açması gerekiyor. Yani muhalefet bunun karşılığında Türkiye'de demokrasi, adalet, eşitlik, özgürlük isteyenler bu tarafa, istemeyenler o tarafa diye böyle bir kutuplaştırmayı bu kez muhalefetin yapması gerekiyor. Benim söyleyeceklerim bu. Yani bu olay aslında bu kadarını doğrusu beklemiyordum ama bir takım yeni, çünkü bu erken seçim gündeme düştüğü andan itibaren erken seçim tartışmaları, seçim yasası tartışmaları, siyasi partiler kanunu tartışmaları, Bahçeli'nin son dönemdeki çıkışları, sosyal medya üzerinden eski mesajların atılarak birbirlerine karşı iki ortağın ayar vermesi, sonra aramızda sorun yok demesi, bir başka bir oyun orada kuruluyordu. Ama şeye baktığınız zaman, daha büyük resme baktığınız zaman, özellikle pandemi öncesinde başlayan kötü ekonomik koşullar, yani 2018'de başlayıp işte 2019'u bütünüyle şey yapan, kapsayan ve pandemiyle çok daha ağırlaşan ve yönetilemez hale gelen koşulların iktidarı başka bir yere doğru götürdüğü ve siyaseti başka yerde
daha doğrusu iktidarını başka bir şekilde tahkim etmeye çalıştığı bize söylüyordu. O nedenle arka arkaya bir takım hamlelerin geleceği belliydi. İşte Diyanet mesajı da bunu söylüyordu. İşte Çavbella nedeniyle genç bir kadının apar topar tutuklanması mesajı da bunu söylüyordu. İşte Adana'daki Cumhuriyet Halk Partisi Gençlik Kolları başkanının tutuklanması, ortada görüntüler varken bunu söylüyordu. Yani bütün bunlar bir yere doğru götürüyordu. Tabii burada muhtemelen şu da etkili oldu. Çünkü iktidar şunu çok iyi biliyor Ben Bey. Artık mevcut seçmenine, yani kendi destekçilerine artık bir ilave edemeyeceğini çok iyi biliyor. O nedenle onları orada tutmak, onlara bu şeyden ayrılmanın, yani iktidarı terk etmenin maliyetini onlar için ağırlaştırmak, ama onun dışında kalan kitlenin de, sivil toplum, siyasi partiler, bunların bir araya gelmesini, birlikte davranmasını, temel ilkelerde, belli konularda hak, hukuk, adalet, özgürlük, çoğulcu demokrasi, barış, bu gibi konularda ilkeler etrafında birleşmesini önlemek. Bunun sebeplerinden bir tanesi de kendi Sayın içinden ayrılan bütün yorumunuzu isterseniz bu şeyde, bu bölümümüzde şey yapmayın, devam edeceğiz çünkü. Devam edeceğiz efendim. Evet, gündeme ilişkin bu olayın neden bu şöyle bir zamanlamayla meydana geldiğine ilişkin Nesrin Nas da yorumunu bizimle paylaştı sayın seyirciler.